Bizim bugün hayır noktasında mesela gerek hizmet noktasında gerek maneviyat noktasında birçok programlarda geri kalmamızın, yapmamamızın, yapıyor gibi gözükmemizin temel sebebi bu. Biz yapacak olan işe bakıyoruz, kendimize bakıyoruz ve ya ben bunu yapamam diyorum, kenara kaçılıyorum. Yani aslında ümmi olan bu zatın yapmış olduğu icraatı Cenab-ı Hak sana bana da yaptı. 1920'ler süfyanizmin zirve yaptığı zamanlar, insanların idamla yargılandığı zamanlar bu abimiz ümmi, çerçilik yapıyor, affedersiniz atının eşeğinin başında gidiyor, köy köy dolaşıyor. Hem derdi maişetini kazanıyor hem de bu hakikatleri ulaştıracak insanları buluyor ve ulaştırdı ve bunu şükür eda ediyor. Şimdi telefonlar var, whatsapp var, sosyal medyalar var, imkanlar var. Aramalar var. Ya bazen biz bir adamı yeme götürmek için gösterdiğimiz gayeti, bir hakayki imanla tanıştırmak için göstersek fersah fersa yol alacağız ya. <laughs> Okuyacağımız yer Bala Laikası'ndan bir yer. Layka dersi yapacağız. Ama layka dersini farklı bir metotla yapmaya çalışacağım. Bu dersi dün elhamdülillah bir yerde dinlemek nasip oldu. ben de bu dersin bir bölümünü. Buraya nakletmeye çalıştım. Okuyacağımız yer Balalaykısı sayfa 54'te geçen "Adil Cevazlı Bekir Ağa" diye ismi zikredilen Bekir Ağabey'in Üstad Hazretlerine yazmış olduğu bir mektup. Şimdi öncelikle Adil Cevazlı Bekir Ağa kimdir? Onun bir tanıtımını yapayım. Kendisi çok mübarek bir zat. Bitlis'in nüfus bakımından en küçük Van Gölü kıyısında bir ilçesi olan Adil Cevazda 1889 yılında dünyaya gelmiş Bekir Abi. Soy ismi Bekir Çelik. Lisanullarda ismi Emrullahlu Bekir Ağ olarak da geçiyor. Çerçilik yapmış, seyyar satıcılık yapıyor. Aynı zamanda ayakkabıcılık yapıyor. Yani köy köy dolaşıyor. Köy köy dolaşırken bu işini yaparken de neşredilen bu eserleri alıyor, taşıyor, götürüyor ve kendisi ümmi olduğu için okutuyor, istifade ediyor ve bu şekilde neşrediyor. Şimdi Üstad Barla layıkası sayfa 352'de Bekir abinin şöyle bir vasfını nazara veriyor. Gavs-ı Azam'ın tabiriyle Bekir Bey, bizim tabirimizde Bekir Ağa. Yani Gavs-ı Azam Hazretleri asıllar öncesinde Bekir Ağa'nın ismini zikretmiş bir eserinde. Hulusi abinin ismi de geçiyor benim bildiğim. Öyle birkaç tane abinin ismi geçiyor. Bunlardan bir tanesi Adil Cevazlı Bekir Ağa. Şimdi Bekir Ağa'nın hayatına baktıktan sonra, şimdi biz bu mektubu okuyacağız. Bu mektup üzerinden bir tevhid çalışması yapmaya niyetlendim. Dünkü dersten almış olduğum notlarla. Okuyacağımız mektup Barla layıkasında Adil Cevazlı Bekir Ağa'nın mektubu ve şimdi mektup şöyle başlıyor. Çok acayip bir tabirle başlıyor. Diyor ki Ümmi fakat allamelerin işini gören ve esrar-ı Kur'an'a karşı Isparta'nın intibahına sebep olan Ahret kardeşim Adil Cevazlı Bekir Ağa'nın sözler hakkındaki ihtisasatıdır. Şimdi mektubun girişinde çok enteresan bir vasıf nazara veriliyor. Ümmi. Ümmiliği duydunuz mu daha önce? Duymuşsunuzdur. Ümmi Sinan vardı. Ümmilik önemli bir vasıf. Ümmiliğin iki anlamı var benim dünyamda. Şahsi tefekkürdür bu. Birisi zahir manası. Okuma yazma bilmiyor. Okuma yazma bilmeyene ümmi denilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmidir. Okuma yazma bilmediği rivayet olunur. O noktada farklı görüşler de var ama en zahir manayı alalım. Biz çok teferruata girmeye gerek yok. Bir de batın manasında bir ümmilik vardır. O da sırrı ahseni takvimi bozmayan. Yani yaratılışındaki o safiyeti, asliyeti bozmamaktır. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmidir. Üstad yarım. yarım ümmidir. Ne demek yarım ümmi? Yazması zayıf, okuması var. Yani yok değil, var ama çok zayıf, yavaş. Bu zahir manasıdır. Yarım ümmi olmasının bir noktası üstadın hafızasındaki 90 cilt kitaptır bana göre. Çünkü vahyin öğretisine temas eden arzi bilgiler de girmiş bir şekilde. Ne kadar nurani de olsa sonuçta bir temas var yani. Tam ümmilikte bu olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tam ümmi olmasının en önemli noktası da budur. Tamamen safet nettir. O yüzden vahyin en cami aynesi olmuş. Şimdi Bekir abi ümmi. Neden ümmi? Okuma yazması yok bilmiyor. Şimdi şurası önemli. Ümmi fakat allamenin işini gören tabiri. Ya bir insan okuma yazma bilmeyip allamelerin işini nasıl görür? Kafayı yedirecek bir cümledir bu ya. Yani şu mektubu ciddi okursan okuyan için söylüyorum. Ya yani, yani nasıl olur yani bir okuma yazma bilmeyen bir insan Karadeniz Mahallesi de gidiyor düşünün. Yani herhalde nüfus olarak belki o zamanki Isparta'yı dengeleyecek bir pozisyonda belki daha kalabalıktı şu anda. Hani Karadeniz Mahallesi'nin de 2-3 en kalabalık mahallesini birleştirelim. Diğerlerini kenara bakalım. Şimdi Muhammed Hocam ümmü olacak ve buranın intibana sebep olacak. Ve düşünün ki 1900'lü 20'ler yani 25-30 arasıdır bu mektubun yazıldığı tarih diye tahmin ediyorum. Şu andaki gibi WhatsApp yok, sosyal medya yok, bir anda birçok yere ulaşma imkanınız yok, televizyon yok, radyo yok. Ya kardeşim Isparta'ya nasıl intiba getiriyorsun sen? Sen alem olursun, hadi geçtiğim alim de olma. Okuma yazma olur? Okursun anlatırsın. Mesela i̇şte öyle abiler olmuş. Değil mi? Mesela ben Almanya'daydım. işte yurt dışındaydım. Rahmetli Ali Uçar abi çok duydum orada da. Yani zaten duymuşumdur fedakarane hizmetlerini vesaire. O da birçok Almanya'daki vatandaşlar onun vesilesiyle hizmeti tanımış. Adam 400 kusur tane konferans yapmış yani. Sırf Avrupa bölgesinde yani. Ama adam tabiri caizse böyle köyhanlar gibi koşturmuş yani. Ama okumuş bir zat yani. Üniversite şeyi var vesaire. Hitabet var vesaire. Bak bu adam diyorsun ki ya yapar yani. Şimdi <laughs> okuma yazmam yok. Bir ili intiba getireceğim. Sonra ben bunu düşünürken şu manalar aklıma geldi. Yani zahirde muvafık gelmiyor insanın nazarına değil mi? Yani bakıyorsun evet nasıl olacak ama aslında çok net olacak bir şey yani. Olduğunu sonra anladım. Şimdi bakın İslamiyet tevhid dinidir. Tevhid. Yani Hz. Adem Aleyhisselam ile başlayan İslamiyet serüveni insanetin doğuşuyla başlamıştır. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile beraber kemal manaya ulaşmış bir tevhid akidesidir. Yani İslamiyet nedir dediğimizde ol şart tevhiddir. Şimdi tevhidin ol şartı nedir? Varoluşu, fiilleri Allah'a vermektir. Yani bir şey vücudu harcaya çıkmışsa onu yapan Allah'tır. Bunu kabul etmek zorundasın. Şimdi Hal böyle olunca şimdi bu ders nasıl veriliyor Kur'an-ı Kerim'de? Bakın Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olmasıyla beraber Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yapmış olduğu ilk emir nedir? Oku. Verilen cevap nedir? Ben okuma bilmem. Bak emir zemini zahirde cehalet. Bilmem. Yani sen bana oku diyorsun ama ben okuyamam. Yani okumayı bir fiil olarak düşünün. Bak fiili daha reddetmek var. Sonra dönüyorsun. Ayetlerin devamında sen atmadın. Biz attık. Bunlar peygambere söylenen hitaplardır. Bak devamında geliyor. Senin istediğin değil bizim istediğimiz hidayete erişecek diyor. Aynı tevhid akidesi aleyhissalatü vesselamın üzerinde yemin ederken işte Muhammed'in nefsi kudret odan Allah'a yemin olsun ki kelamlarıyla ve hayatındaki bütün fiillerdeki dua silsilesiyle tevhid akidesi kendini her yerde gösteriyor. Zerre miktar fiilin alımı yoktur. Üzerine. Yani bir tevhid inşası olacaksa bizim yakalamamız gereken ya ümmiliktir ya da yarım ümmilliktir veyahut da istifardır. Bizim yakalamamız gereken yegane nokta budur. Yani iyi bir mümin kimdir dediğimizde istifarı çok olandır. Çünkü vücudu hariciye çıkan hayırların insan tarafından, insan nefsi tarafından kabullenişi, sahiplenişi olmazsa olmaz insan nefsinin hastalığıdır. Şimdi tevhid bunu reddediyor. Şimdi peki bunun diğer tarafta bakın vahyin gelişi, vücuda harici olan hayırlar kabiliyet üzerine inşa edilmiyor. Şimdi nüvvet öğretisine baktığımız zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Vesselam'ın Kur'an'la bize vermiş olduğu öğretiden bakınca felsefe ile nüvvetin arasındaki derin çatlak burada başlıyor. Felsefe insanı üç vasıfla vasıflandırılmış. Bir, düşünen, yer değiştiren ve bir şeyi ortaya çıkaran yapabilme, fiil yapabilme kabiliyeti vermiş insana. Ben yaptım, Karun da ifade edilen o tabir aslında vahiden kubuk bütün düşüncelerin ortak zeminidir. Ben yaptım. Peki nübüvvet ne yapıyor? Nübüvvet tam tersi bunun zıttını söylüyor. Madem ki bir şey hayır, madem bir şey vücuda çıktı ve o vücuda çıkan şey de senin yapman gereken şey o hayrı sahip hakkisine vermek. Peki kusur çıktı, hata çıktı. Ona sebebiyet verdiğin için o kusuru kabul etmek. Bu benden dolayı oldu demek. Ama yine fiil Cenab-ı Hakk'a aittir. Şimdi tasavvufa girdiğimiz zaman tasavvuf böyle 500 sene boyunca adeta böyle inmek inmek bu hakikat hep işlemiştir. Mesela en azından Yunus Emre dizisinden bilirsiniz yani. Ben bilmem diye onun zikri vardı. Koca kadı tekkeye gelince ona verilen zikir ne oluyor? Ben bilmem. Değil mi? Öyle miydi? Ben izlemedim de hepsini. Onu birkaç bölüm gördüm ama ben bilmem zikrini böyle kısa videolarda görmüştüm var yani. Orada bir şey varmış yani zikir sahnesinde. Ben bilirim değil. Ben bilmem. Ne demek ya bu? Bakın tasavvufta meşhur bir kelam. Dağdı hak, ra kabiliyet, şar derler. Yani demek? Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanında kabiliyet şart değildir. Biz bunu tam tersini düşünürüz. Bak Cenab-ı Hakk'ın lütfu ikramı olacaksa bunun zemini asla kabiliyet değildir. Yani kabiliyetler iş yapar diye bir kanuniyet varlık sahasında yoktur. Şimdi bunu nereden delillendiriyoruz? Bakın Kur'an bana bunu kelam ayetleriyle ders verirken kitabı kebiri kainattaki Kudret ayetleri bana bunu örtüştürüyor. Nasıl örtüştürüyor? Diyor ki bak şimdi birinci sözden okuyacağım. Zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler, Kabiliyeti var mı? Yok. Ne yapıyorlar peki? Başlarında koca ağaçları taşıyor. Dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç Bismillah der. hazine rahmet meyvelerine ellerini dolduruyor. Bizlere tablacılık ediyor. Yediğimiz hangi meyvenin ağacı kabiliyetli? Bazı meyveler var mesela bazı bölgelerde bazı meyvelerin ağaçları üstad diyor bir sene verir bir sene vermez. Bir sene rahmet hazinesinden getiriyor tablacılık yapıyor bir sene vermiyor ürün. Ne diyoruz biz? Ya bu sene tarla vermedi, bu sene ağaçlar vermedi falan filan. Ama bakıyorsun yediğine, meyvelere bak. Hiçbir meyvenin ağacın kabiliyeti üzerine inşa edilmemiş bir karşılığı vardır. Yani ne ağaç kendini bilir, ne meyveyi bilir, ne kainatı bilir, ne seni bilir. Bak devam ediyor misallere. Her bir bostan, Bismillah der, matbaayı kudretten bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok mutelif veziz tağımlar içinde beraber pişiriliyor. Bostan tarla. Tarlanın zahirine bakıyorsunuz. Toprağın kendine ait bir kabiliyeti var mı? Toprağın kendine ait bir izzeti var mı? Üzerine basıyorsun, çiğniyorsun, affedersin, bevliyorsun, her türlü melaneti yapıyorsun. Toprak vermeye devam ediyor. Peki toprağın zahirde şuursuz, değil mi? İlimsiz, kudreti olmayan bir varlık mı? Evet. Karanlık mı? Evet. Peki o toprağın içerisinde aynı muhtelif cinsen çekirdekleri aynı yere attığın halde sana farklı farklı nimetleri vermiyor mu? Veriyor. Var mı kabiliyeti? Yok. Bak devam ediyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Rahmet feyizinden bir süt çeşmesi olur. Bizlere rezak namına en latif, en nazif, aba hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Süt içiyoruz. Kan ve fışkı ortasından Cenab-ı bize sütü, inek ve keçi, deve gibi hayvanlarla veriyor. İneğin bir kabiliyeti var mı? Keçenin var mı? Koyunun var mı? Ya kabiliyeti olsa bile muhteşem bir ustalık gerektiren kan ve fışkı ortasından hiçbir yere değdirmeden aynı sistem içerisinde sütü çıkarmak büyük bir ustalıktır büyük bir sanattır. Adam boruyu farklı bağlıyor, yanlış bağlıyor. Soğuk su açıyorsun, sıcak su geliyor. Ya diyor abi sıcak suyu soğuk suya bağlamışlar. İneklerin işte mübarek hayvanların iç sistemine baktığınız zaman sütün geçmiş olduğu alan farklı bir bölge değildir. Farklı bir damar değildir. Aynı damar üzerinden cana bak geçiriyor. Ortaya çıkan şey süt, gıda. Değil mi? İşte kay suyun vesaire ihtiyacını karşılıyor. Ben bir tane Konya'da şimdi herhalde Antep'te Emrullah kardeşimiz veterinerlik bölümü okuyordu. Bir kitabını gördüm. Şu kadar kalınlıkta bir kitap. Bir manası söylüyorum. Şu kadar. Tamam şöyle bir kalınlıkta kitap düşünün. Kitabın başlığı şu. Süt ve süt ürünleri. Hala hafızamda. Şu kadar kitap süt ve süt ürünleri. İki tane profesör ortaklaşa yazmışlar bu eseri. Şimdi ben sana söylüyorum. Süt ve süt ürünleri kitabını iki tane profesör ortaklaşa yazıyıp anlamlandırıp içerisindeki bilgileri bana aktarıyorsa. O zaman sütü yapan ne olması lazım? Bak bakıyorsun ama kabinesiz zahirde ilimsiz bir hayvan üzerinden bir süt ortaya çıkartıldı. Her bir nebat, ağaç, otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der. Sert olan taş toprağa deler geçer. Bakıyorsun incecik kök. Var mı kabiliyeti? Yok. Bakıyorsun sert olan taş toprağa geçiyor mu? Geçiyor. Ha şundan neyi anlayacağım? Öncelikle benim vücudu harici olan hayırları yapma imkanım yok. Cenab-ı Hakk'ın benden istediği bu noktada mahlukun eline verdiği iki tane hakikat var. O da nedir? Az ve fakrıdır. Az ve fakrımızı zemin yaptığımızda kendimize ve ben yapacağım nedir? Hasenat istiyor muyum kardeşim? Ben iyilik yapmak istiyor muyum? Ben hizmette koşturmak istiyor muyum? Ben kitap okumak istiyor muyum? Bütün bunları istiyorsam yapmam gereken şey nedir? Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ve kudretine isnat etmektir. Azimi bileceğim, ya Rabbi hayırlar senin elinde, hayırları sen yaratıyorsun. Benim bir kabiliyetim yok. Benden istediğin zaten bu kabilesizliğin farkındalığıdır. Ben bunu şefaatçi yapıyorum. Senin rahmetinin iktizası olan, kudretin icadı olan hasenatlarda beni istidam eyle diye dua etmem lazım. Sır bu. Bizim bugün hayır noktasında, mesela gerek hizmet noktasında, gerek maneviyat noktasında birçok programlarda geri kalmamızın, yapmamamızın yapıyor gibi gözükmemizin temel sebebi bu. Biz yapacak olan işe bakıyoruz. Kendimize bakıyoruz ve ya ben bunu yapamam diyorum, kenara kaçılıyorum. Ben bunu yapamam demek çok önemli bir farkındalıktır. Fakat bunu tembelliğini kılıf yapmak önce kendine sonra bu hizmete, o maneviyata ihanettir. Evet ben yapamıyorum anlayacağım. Fakat ne yapacağım? Bak şimdi insana düşen nedir? İnsan dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur. Ya sen bir şey isteyeceksin de hayır noktasında. Kitap okumak istiyorum ben ya. Vicdan rahatsızım. Rahatsızdan okutturlar sana. Ha rahatsızın rolü yaparsan da yani Hasan yemediği gibi bir ki yaratan da bu işi kabul etmiyor. Şimdi ben ya işte kardeşim bizden çok şey bekleniyor. Yok senden çok şey beklenmiyor. Senden hayır noktasında vücudu haricinde bir şey beklenmiyor. Bunu geç bir kere sen. Senden beklenilen şey şiddetli taleptir. Şiddetli duadır. Şiddetli istemektir. Senden bu Bunun Bunda vücuda haricisi yoktur. Bu meyil zaten senin sırrında var. Sır ah seni takvimde yaratılmışsın sen. İkinci bir müdahaleye bozmadıktan sonra varlığını varlığın akışına bıraktığında sende var olan meyillerdir bunlar. Bunların yönünü değiştirme. Yalnızca gelen şu ışığa gözünü kapatma. Bu isteniyor senden. Ondan sonra sana yaptırılacaktır. Yani aslında ümmi olan bu zatın yapmış olduğu icraatı Cenab-ı Hak sana bana da yaptır. Bizim en büyük sıkıntımız şu. Biz rol yapmayı seviyoruz. Ya çok istiyorum da olmadı. Allah Allah. benim hiç alemi oturmayan bir şeydi bu. Ben çok istiyorum da olmadı. Yani sen maneviyat onda bir şey yapacaksın. Allah buna müsaade etmeyecek. Önüne engel koyacak yani Sen derse gelmek isteyeceksin de Allah önüne engel koyacak. Bir adam sinema yönetmeni, film çekiyor. Başrol oyuncusu tabii bir sahnede vazifesi var. Rol yapıyor ama yönetmen sandalyeden kalkıyor, durduruyor. Dur 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 diyor tamam mı? Gidiyor şeyin yanına, başrol oyuncusunun yanına. "Kardeşim" diyor. Rol yapma diyor. Rol yapma diyor. Yaşa, yaşa. Allah Allah. Oğlum adamın iş zaten rol yapma. Sen diyor bu değilsin. Anladın Sen diyor rolünü yaşayarak yapacaksın. Yönetmen bize riyakarlığı kaldırmıyor. He, aynen. Yönetmen riyakarlığı kaldırmıyor yani. Ve istiyor ki bak senin diyor istidadın bu değil diyor yani. Ben senden bir başrol oyuncusu olarak rol yapmanı istemiyorum. Onu figüran da yapıyor. Senden istediğim sana verilen o kabiliyetleri doğru kullanıp o rolü yaşaman. Bize de hayırla da rol veriliyor abiler. Bizden isteyen de o rolü yaşamak yani. Taleple, bak duayla, iman ile sonunda istiğfarla yaşamaktır ama bak. Sonu istiğfardır, unutmayın bunu. Nas suresindeki o sıralama bize çok büyük derstir. Çünkü vücudu harisine çıkınca hayır öyle böyle zımmi bir şekilde biz bunu bir şekilde kendimize almayı beceriyoruz. Yani nefis bunu hiç seviyor işte. Yani ya medi bekliyorsun ya teşekkür bekliyorsun ya ondan sonra farkındalık bekliyorsun ya ondan sonra işte bir pay verilmesi ya yani 0.001 ya olsun ya bir payım olsun. Zaten bak bu özellikten dolayı ki Cenab-ı Hak bize alim alette vereceği nimetleri, cenneti vesaire amellerimizin üzerine inşa etmiştir. Değil mi? İnşaat ülkesinde <laughs> geçiyor galiba böyle bir cümle. Yani orada amellerimiz de onu elde ettiğimiz manası da olacağı için ayrı bir lezzet olarak karşımıza çıkacak bu. Bunun hakikati var mıdır? Yok canım ne hakikati ya? Ama rahmetinden veriyor yani. Atalet ve betalet azabından bizi kurtaracak. Bir pay verecek. Çünkü din cüz'ü ihtiyar üzerine inşa edilmiştir. Bunu reddedemezsin. Anlatabildim Yani ümmilik vasfı şaşırılacak bir şey değildir yani. Allah bütün sistemi bunun üzerine inşa etmiş. Ama bunu anlarsak ne mutlu bize. Yani Bekir abi bunu anlamış ki bu vaziyette ta ki bakın gafs Azam'ın nazarı dikkatini gelbetmiş yani asırlar öncesinden bakmış, lisanın hizmetini görmüş, lisanın hizmeti üzerinde Bekir Ağa'ya işaret etmiş. Kim bu? Şimdi oradan baksak nedir lan? Ne alimdir ha bu Allah bilir işte falan. Bakıyorsun ki ümmi çerçi. Elinde şey, hayvanına yüklemiş şeyleri sayasacılık yapıyor yani. Normal evliya kriterlerine uymuyor yani. Bizde televizyonda da, dizilerde dayatılan evliya figürleri var ya böyle sarıklı, sakallı böyle şey olan, işte elinde baston falan dağıtıp işte Muhammed hocamızın daha beyaz halini düşün birkaç sene sonraki. Böyle biraz daha beyaz şey adam olduğunda. Yani öyle olunca o zaman olur ama değil işte yani. Evet. Fazilet miyap üstadım hazretleri. Efendim. Evvela arzı tazim ve hürmetle mübarek ellerinizi öperek her an ve zamanı lisanıma yakıştığı kadar dua eder ve duanızı rica ediyorum. Efendim malumunuz fakir talebeniz ve kardeşiniz cahil olduğum halde. Güneş misali olan Risale-i Bergüzedelerinizden umum nur risalenizi okutup dinledim. Bak bak bütün neşredilen eserleri okudum demiyor. Okuma yazma bilmem. Okutup dinledim diyor. Şimdi biz şu cilt kitapları okumaktan iştinap ediyoruz. Ya bir insanın nasipsizliği ağaçta işte budur yani. Sonra biz diyoruz ki biz bunlarla hesabı çekileceğiz aynı hesabı vereceğiz. Aha verirsin. Risale-i Nur dairesinde yakın olanlar içine girmezse tehlike ihtimali kavidir diyor. Ya oradan ne herkes ne anlıyorsa anlasın yani okumak vesaire öyle. Geleceksin öyle kum baba gibi oturacaksın. Ondan sonra yarı uyku yarı ayık dinleyeceksin. Hiçbir şekilde şey yapmayacaksın. Yani Risale-i Nur talebeleri imanla kabre gelirler. Evet her ben de oradayım. Allah o çok güzel ya. Vallahi. Öyle olursa yaşadık yani. Olur mu bilmiyorum. İnşallah rahmeti ilahiye tecellisin canım. Ben yanılmayı çok istiyorum. Hayatımda yanılmayı istediğim en önemli husus budur yani. Bu din noktasında bu öğrendiğim, okuduğum noktada anlayışım hassasiyetim inşallah yanlış çıkar. Eğer yanlış çıkarsa hepimiz kurtulduk. Ama olur da fakir haklı çıkarsa işimiz zor bilin yani. Güneşin nuruna set çekilemediği gibi ve set çekilmek ihtimali olmadığı gibi Risalelerinize de set çekilemez. Onları istimada ruh ve kalbimi tetkik ettim. Tetikatında ne gibi hissetmiş ve anlamış olduğumu aradım. Baktım ki bakın burası çok önemli. Ruh ve kalbimde bir feyzan ve coşkunluk var ki beni bila ihtiyar bir vazifeye sevk etmek için hemen haydi haydi diye tazdikata başladı. Burası önemli. Burası önemli kılan nokta şu. Şimdi Üstad'ın 1920'li yıllardan itibaren yaptığı risalola yapmış olduğu tecdit eğitiminin en önemli noktası Kur'an'a muhatabiyet noktasında çok ciddi eleştirileri var. Yani Kur'an'la bizim aramıza çok setler girmiş diyor. Çok renkler girmiş, çok lemler girmiş. Bizim diyor doğrudan doğruya Kur'an'la irtibatımızı kurmamız lazım. Bununla ilgili şöyle bir tabiri kullanıyor. Diyor ki mesela diyor İbni Hacer'e nazar ettiği vakit bir adam Kur'an'ı anlamak ve Kur'an'ın ne dediğini öğrenmek maksadıyla nazar etmeli. Yoksa İbni Hacer'in ne dediğini anlamak maksadıyla değil. Yani ben İbni Hacer'in kitabını okurken ya İbni Hacer burada ne demiş diye bunu okumayacağım. Kur'an ne demiş diye Kur'an'ı anlamak adına o eser okuyacağım. Aynı kanuniyet Risale-i Nur içinde caridir abiler. Benim amacım Bediüzzaman Said Nursi ne diyor diye değil. Risale-i Nur ne diyor diye değil. Ben Risale-i Nur aynasında Kur'an'ın ne dediğini anlamak üzere bu kitabı okumam lazım. Ümmi bir zatın ruh ve kalbinde bu eserlere muhatap olduktan sonra haydi haydi ikazı gelmiş mi? Gelmiş. İyi de abi ben o kadar okuyorum. Ümmi değilim. Niye bende böyle bir şey olmuyor? Ben niye zorla kitap okuyorum? Ben niye program okuyamıyorum? Ben niye eserlerle muhatap olamıyorum? Ben niye daha fazla derse gelemiyorum? Ben niye hakaiki iman ile ciddi muhatap olamıyorum? Bir, ya ciddi şekilde günahlarla iştigal edip bu işi kültür seviyesinde tutuyorsun. Birçok esbabı var da. Veyahut da bunu yapmıyorsan da sen farkında olmadan Risale-i Kur'an'a perde yapmışındır. Normalde böyle okumaması lazım. Bu neticeyi vermez. Yani Risale-i Nur'a ciddi muhatap olan bir insan enfüs ve afakta yerinde duramaz kardeşim. Çok okuyorum ben. İcraat, namazda ciddiyet yok, takvada ciddiyet yok, hakaik imanıyla uğraşta ciddiyet yok, tefekkürde ciddiyet yok, okumakta süreklilik yok. Abi problem var ya, bu olmaması lazım yani bademcik ameliyatı olup da pankreas kanserinden, masada kanserinden acil bir komplikasyon ya, böyle bir şey çıkmadı daha tarihte yani. Tetikleyecek bir şey yok ortada. Ya ben çok okuyorum, Okumanda sıkıntı yok ama irtibatın yok, cemaatle irtibatın yok, 10 yıldan beri patinaj yapıyoruz, aynı yerdesin. Problem var abi. Ya ne diyor sonuç bilmiyorum. Bak adamda böyle bir şey olmuştu. haydi haydi sesini duymuş. Ya duramazsınız abi bunu hakikat imanıyla ciddi meşgul olduğunuz herkes kendi dünyasında hisseden hissetmiştir yani. Bunun şahısına özel bir ünü yoktur yani. Ya ilmi olarak yerine duramazsın, hakikatle meşgul olmak için fırsat kollarsın. Öyle bir hal olur ki artık celp hali başlar sende, cesp hali başlar, çekilmeye başlarsın. Önce gidersin sonra çekilirsin bak bu iş kanuniyettir. Belli bir dönem çok şiddeti talep göstermen lazım. Hakayı kimane meşguliyet için söylüyorum. Okuman lazım, okuman lazım, okuman lazım. Ciddi yok öyle. 3 gün oku, 5 gün okuma, 10 gün oku, 20 gün kenara bırak. Öyle değil ciddi, sistemli, marifetullah eğitimine tabi olursun. Kardeşim bugün normal bir okulda eğitime tabi olsan bile değil mi? Ciddi, sistematik çalışmalar yapmıyor musun? Lise 1, lise 2, lise 3, lise 4 neyse onun altyapısını dolduruyorsun. Kurslarına gidiyorsun. Neticede ne elde ediyorsun? Üniversite kadar nasıl kazandın üniversiteyi? Sistemli bir çalışmayla kazandı. Şimdi ne yapıyorsun? Bakıyorsun maymun iştahı. Buradan başlıyor, buradan çıkıyor. Oradan devam ediyor, buradan çıkıyor. Toplasan hayatta hiçbir istikamet yok. Bu adamın hakaiki imaniye tarafından çekilme imkanı yoktur. Ya yoktur diyorum. Ya bak bu işin ben menfi boyutunu da yaşamışımdır yani. Benim daha önceki, bu hizmetten önceki farklı sevdam vardı. O farklı sevda beni çekiyordu bir taraflara. Ben oturup marş yazdığımı biliyorum yani. Ya ne işte böyle bir şeydir bu cesval yani. Çekerler seni durursun onu düşünürsün yani. Duramazsın yerinde. Haydi haydi nidası gelmiyorsa problemli. Çok büyük problemler vardır o şahısta. Bu hakikatler böyledir yani. Aksine söyleyecek olan varsa söylesin. Okuyup da bunu hissetmeyen adam olmamıştır. Bu adam söylüyor. Yalan mı konuşuyor bu adam? Yani ya Gavs adam bu adam boşa mı işaret etmiş kardeş? Bak devamında anlayacaksınız nelere vasıl olduğunu bu adamın hangi makamda olduğunu anlayacaksınız. Bak devam ediyor diyor ki ben de ruhumda olan bu vakayı takip ederken o nurların irae ettiği miftahları gördüm ve gösterildi. Anladım ki bu anahtarlarla icap eden kapıları açıp o nurlara ehil olan kardeşlerimi min gayri haddin arayıp bulmak vaziyeti adeta bana emrolunup o nurlardan güneş gibi nur açı saçılması hususunda ben de bu hali kendime vazifat ettim. Bak önce kendi okudu, okuttu, istifade etti. Sonra kardeşlerine ulaştırmak için uğraştı. Bu bir sıralamadır. Ben hizmet etmek istiyorum abicim. Ya kardeşim bak ben her zaman söylerim ben. Bir insanın kendine hizmeti yoksa bu adamın alemi İslam'a hizmet etme imkanı yoktur. Bak ölçü çok basit. Nereden çıkartıyorsun bu kanuniyeti? Geçen kardeşlere kızdım hatta dershanede. Ya yemek yiyeceğiz. Onun bu yok. E şu yok. Kardeşim niye yok ya? Var yok. Üstad ne diyor? İnsan diyor en çok kimi sever? Nefsini, Nefsini sever. sever. Ya bir insan nefsine bir çay demlemek, bir sofrayı şöyle güzel bir şekilde bak sunmak icraatını yapmıyorsa bu adamın hizmet etme imkanı olamaz. Olamaz ya adamın çünkü kendine faydası yok. Buradan başladı. Ondan sonra hakayki iman ile meşgul olmamış. Hakayki imane insanlara ulaştırayım. Abi sen önce bir kendini ulaştırsana ya. Hele kendini bir yamalını bir dik. Şöyle hakayki imane meşgul ol. İkinci sözde ifade şu bakın. İman diyor tecelli eder, tezahür eder. Tecelli eder, tezahür eder. Önce buraya, sonra buraya. Buraya indirmemişin, Hakayki ile meşgul olmamışsın. Ben şimdi sana ne anlatsam, ne istediğin kadar anlat. Mesele o değil ki. Mesele o meselenin kendi dünyasında bir kere inkişaf etmesidir. Aynı şeyleri anlatabilirsiniz. Video dinlersiniz. Şimdi yapılan çok moda uygulama. Dinliyor, keçiyor, anlatıyor. Yani anlatır mı anlatır. Ama Einstein şeye gidiyormuş. Konferans vermeye gidiyor. Ve tabii çeşitli yerlere konferans vermeye gidince de gittiği yerde aynı şeyleri anlatıyor. Öyle derler genelde. Hakayikli imanıyla ciddi zafiyet olanlar hep aynı şeyleri konuşuyor falan derler. Einstein hep aynı şeyler anlatıyor ya. Şoför demiş ki ya efendim demiş sen de demiş her gittiğin yerde aynı şeyden anlatıyorsun demiş. İyi demiş ya böyle gideceğim ya şimdi sen geç demiş anlat. Tamam demiş. Neyse geçmiş. Adam çıkmış şoför. Anlatıyor. Einstein de şoför makamında dinliyor. Anlatıyor. Adam gerçekten de iyi ezberlemiş. Yani kolaydı. Kaç tane konferans dinlemiş adam Einstein'dan. Değil mi? Yani şimdi videodan dinliyor adam. Bakıyorsun acip taklit yapıyor. Mukallit. Müthiş. Aynı yani. Kelamlar aynı, sözler aynı, espriler aynı. İnsan içine bir espri karıştırır da bari bir pazarlamak için yani değişik bir şey olsun. Tam anlatmış, anlatmış. Biri çıkmış demiş ki ehliyelim. Ya demiş. Şurada demiş şöyle bir problem görüyorum demiş. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Şimdi bakmış şoför ula daha önce dinlememiştik. Tabii adam zekavetli adam demiş ki ya demiş. Ya sorduğunuzda demiş soru çok basit demiş. Bunu benim şoförüm bile bilir demiş tamam mı? Bakın ben şimdi şoförüme soracağım bak o cevap verecek demiş. Tabii şoför Einstein soruyor. <laughs> o da cevap veriyor. Bak ne oldu? Yaşamadığı bir hakikat yerden soru soruldu. Tak ortada kaldı. Herkesi ulaştırma çabasının ilk ve yegane adımı insanın nefsine ulaştırmasıdır. Nefsine ulaştırdın hakikaten zaten ulaştırırsın. En büyük problemimiz bizim bu şu anda. Biz hazmetmediğimizi anlatmakla mükellef oluyoruz maalesef. Ağızda dolaştırıyorsun, lop veriyorsun. Kay süt olacak süt hazmedilecek. Hazmedildikten sonra anlatılacak. Ama hazmetme, çevir 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 lop koyuyorsun ağzına. E ne oldu afedersin? Kusmuk yani. yani. Aldın, çevirdin, verdin gitti. Evet, onurlardan almış olduğum anahtarları bakın şu da önemli, arayıp bulmak vaziyeti adeta bana emrolunmuş. olmuş. Yani birilerini arayıp bulmamız lazım. Bize düşen en büyük vazife de budur zaten. Bilin imanı kurtarmak adına. Tabii önce nefsimizi okuyacağız ama bizim hariçte de bir vazifemiz var. Yani bu zamanda en büyük vazife bir İsa'nın en büyük vazife nedir? Önce kendi imanı sonra başkalarının imanı kuvvet verecek şekilde çalışmaktır. Herkes otomatik bana derse gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Sabri abi Emre arıyor, Emre Sabri abi arıyor. Ya Sabri abi arasın başkasını, Emre arasın başkasını <laughs> ya. Herkes böyle birer kişi himmet etse, değil mi? Sonra biz ne yapıyoruz? İnsanlara günahlara giriyor diye kızıyoruz. Ya yani belki birçok insana biz ulaşamadığımızdan dolayı günahlara giriyor o insanlar. Bilemeyiz ki yani işin şeyini. Bunun faturası da var yani. Ne hadi gel kardeşim bir yarı 20 saat 40 dakika bir derse gidiyoruz. Bir saat neyse vesaire. Böyle uğraşsak herkes haftada bir kişi bak haftada bir kişi. Niyet etse herkes 50 kişiye ulaşırız. Bak 50 kişi. Şu anda burada 50 kişiyiz. Değil mi? Kaç kişi oluyor? Çok kişi oluyor yani matematiğim son zayıf olduğundan dolayı çarpamıyorum ama çok kişi oluyor. Ya sen davet edersin gelir gelmez önemli değil. Senin vazifen tebliğdir. Ya ben çağırayım şimdi gelmez o. Ne biliyorsun ya? Sen söyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Selam Ebu Cehil'e gitmiş ya 70 defa. Bilmiyor mu gelmeyeceğini yani. Ben size soruyorum şimdi. Cenab-ı Hak peygamberleri göndermiş bazı yerlere. O yerlerde o peygamber iman eden kişi sayısı çok az. Cenab-ı Hak ilminde bilmiyor mu? Orada ben peygamber göndereceğim. Birçok insan da buna tabi olmayacak. İlmi ilahi de bilmiyor mu Cenab-ı Hak? Biliyor. E niye oraya peygamber gönderiyor? Oradaki bir iki kişinin imanı bile Cenab-ı Hak için ne kadar değerli. Bilemezsin ki sen çağırıyorsun. Adam gelir gelmez. Hemen kızıyoruz biz. Ya yani çağırıyoruz gelmiyor. Çağırıyoruz gelmiyor vesaire. Bu vazife de bakın insanın hakaik imanla meşguliyetini gösteriyor. Yani adam şimdi yolda geliyoruz. Konuşuyorduk da birisi için. Ya dersi kaçırıyor adam ya. Yani sudan boş sebeplerle dersi kaçırılıyor ya. Benim hiç aleme oturmuyor bu yani. Hele ki bir insan 40'tan sonra abiler bak bu ciddiyeti yakalayamıyorsa onu teneşir pakta derler ya. O yani. Umum olarak gittiğin iki tane dersin var ya sen bunu nasıl kaçırırsın be kardeşim ya. Ya bu dersi sen nasıl ihmal edersin yani. Bir hafta gitmesin bakayım piyasaya yani. Böyle abiler maddiyatla bu fedakarlıkları biz çok güzel yapıyoruz. Mesele maneviyat olunca biz maalesef. Ve sonra ister istemez onun komplikasyonları hem enfüste hem afakta çıkıyor yani maalesef. Evet o nurlardan almış olduğum anahtarları teslimine haini din olan mülhitlerin elleri kımıldanmayacak derecede kırılması için hamden bu kardeşlerimi arayıp buldum. 1920'ler süfenizmin zirve yaptığı zamanlar, insanların idamla yargılandığı zamanlar bu abimiz ümmi çerçilik yapıyor. Affedersiniz atının eşeğinin başında gidiyor köy köy dolaşıyor. Hem derdi maişetini kazanıyor hem de bu hakikatleri ulaştıracak insanları buluyor. Ve ulaştırdım ve bunu şükrüne eda ediyor. Şimdi telefonlar var, whatsapp var, sosyal medyalar var, imkanlar var. Aramalar var. Ya bazen bir yemek için gösterdiğimiz bir adamı yeme götürmek için gösterdiğimiz gayeti bir ki imanla tanıştırmak için göstersek fersah fersah yol alacağız ya. Bak şimdi bu kardeşlerimi arayıp buldum. Şimdi bak meseleye nasıl baktığına bakın. Emanetullah ve emaneti peygamberinin, peygamberinin aleyhissalatü vesselam gayet parlak, yakut ve zümrütten kıymetli olan hazinelerini o zatların ellerine teslim ettim. Ha, i̇şte mesele bu. Hakanki imanı bu neşreden eserleri ne olarak görüyor? Bak diyor ki emanetullah, Allah'ın emaneti ve emaneti peygamberinin. Bakın Allah lafzı neyle ilişkilenmişse o şeyi kıymetlendiriyor. Kabe. Zahir nedir? Taştır. Tuğla. Kare. Küp demek zaten. Beytullah deniyor. Değil mi? Bak beyt ev. Evi yanına Allah ekledin. Allah'ın evi oldu. Kıymeti mana harfiyle ne hale geldi? Zahirde hakaki imaniye. Fakat bu hakik imani emanetullah. Bir, Allah'ın emaneti. iki emaneti peygamberi. Geçmişte alimlere, geçmişlere, şeyhlere yaptırılan bu işler şimdi çerçiye, matbaacıya, işte sen söyle eşarpçıya ona bunu yaptırılıyor. Ve konuştuğumuz hakikatler öyle hakikatler ki geçmişte nice alimler bunun içinden çıkamamışlar. Biz bunları şu anda lakır 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 konuşuyoruz. Anladınız? Bu kadar büyük bir nimet içerisindeyiz bunları ulaştırma gayretini nasıl ne kadar dünyamızda yaşıyoruz? Emanetullah emaneti peygamberi Bak aleyhissalatü vesselam. Ya emanete hıyanet eden yeri cehennemdir. Değil mi? Bunun zahir manası nedir? Ben Müksel abiye bir şey verdim. Müksel abinin vermiş olduğum o şeye ihanet etti. Ona zarar verdi. Bak bu bir zahir manası bu. Batın manası nedir? Emanetin bir hakkın insaniyet en büyük emanettir. İnsanetteki İslamet en büyük emanettir. Bu emaneti ihyat eden yeri Geliyorsun şimdi dairemiz içerisine. Emanetullah ve emaneti peygamber olarak vermiş bu eserler. Hakayık imaniye. Buna karşı lakayet kalmak. Buna karşı ondan sonra böyle istina göstermek. Okumamak ve da bunu etrafa neşretme gayretinde olmamak. O emanete yapılacak en büyük ihanettir. Bunu bedeli maalesef çok ağır olur. Omuzumuza ihsan-ı ilahi olarak konulmuş diyor bakın. Omuzumuza ihsan-ı ilahi olarak konulmuş. Kimse kabiliyetiyle buraya gelmedi. Peki benim bunu kabiliyetinle buraya gelmediğimin idrakinde olduğumun alameti nedir? Kaybetme korkusudur kardeş. Bakın dikkat edin. Hidayet de bir kabiliyet üzerine inşa edilmemiştir. O yüzden hakiki manada hidayetin Allah'tan olduğunu bilen ehlullah ve ashab-ı kiram başlar radıyallahu anh hepsi kaybetme korkusunu yaşamışlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh münafıklar listesinde ben var mıyım diye değil mi? Münafıkları bilen sahabeye kendisini soruyor. Hazreti Ebu Bekir'e galiba rivayet edilen yani cehennete gelecek olan tek kişi bensem bu benim dedi diye sevinirim. Cehenneme gidecek olan bir kişi varsa o benimdir diye korkudan titrenin manasında ifadeler var. Geliyorsun Ebu Hureyre ve Huzeyfe'nin olmuş olduğu mühim mecliste Ashab-ı Kiram'ından Ekabeli Sahabe dediğimiz ondan sonra sahabelerin de olmuş olduğu mecliste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektuba sayfa 109 olması lazım. İçinizden birinin diyor dişi Uhud'lar kadar olacaktır. Birinin dinden döneceğini haber veriyor. Ebu Hureyre diyor o mecliste bir adamla ben kaldım ve ben korktum diyor. Bakın, hidayetin Allah'tan olduğunu bilen hep kaybetme korkusunu yaşamıştır. E şimdi geliyorsun bana, geliyorum bize. O kadar rahatız ki, o kadar bir vurdum duymazlık, o kadar bir genişlik, o kadar bir ondan sonra... Yani sanki ben bu daireye girdim, burada sabitim ben. Buradayım yani. Kaç kusur sene vakıflık yapmış şu anda, dönercilik yapan adam duydum. Bir maalesef zafiyeti yüzünden. Daha yeni, bu hassasiyeti göstermiyorsak eğer farkında olmadan hidayeti, hizmeti, kabiliyetimizin üzerine aldığımız iddiasıdır bu. Bu korkuyu yaşamalımız lazım. Ama o korku yoksa o zaman o emni eman insanı helak eder. Çünkü hadise ne buyuruyor efendim sonra söyleyeyim. Akıbeti hakkında diyor defne yaprağı gibi titremeyenin akıbetinden endişe edilir. Allah akıbetimizi hayır inşallah. Evet bu